Merhabalar tekrar. Bugün Vegan Park'a gideceğim. Ben arkadaşlar bugün sizin için Venice Park'ı tanıtmaya çalışacağım. Venice Park'ın tarihi özellikleri var. Bu tarihi özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Biraz daha nasıl bir yermiş ve hangi zamandan kalmış, nasıl onarılma geçmiş, kaç milyon poundluk bir harcamayla tekrardan günümüze restorasyon yapılarak yeniden canlandırılmış ve hala kullanımda olan parktan bahsedeceğim. Birazdan oraya doğru gidiyorum. İçerikleri size yavaş yavaş paylaşıyor olacağım. Bu yeri normalde küçük bir kasaba ama gelişmiş kasaba. Öyle bu kadar küçük değil. Bakın, Beagle'ın tiyatrosu 1893'te yapılmış bu bina. Ve hala işlevini koruyor. Şu an hala içeride tiyatro oynanıyor. Tabii normal zamanlarda. Şu an virüs nedeniyle burası kapalı. Fakat Beagle tiyatrosu hizmete açık 1800 yıllarından beri. Bu konum aslında tarihi olarak çok eski bir tarihe sahip. Şu an şu gördüğünüz kanal normalde daha önce burada iplik fabrikaları olduğu için buradan Liverpool ve Manchester'a bu kanallar yoluyla bu yapılan iplik kumaşlar taşınır ve daha kolay ulaşmasını sağlarmış. Bu yüzden bu kanallar var. Bu kanalların tarihini de daha sonra anlatacağım size. Dediğim gibi iplik fabrikasının yapımından bahsettim size. İplik fabrikası aslında bu binada yapılıyormuş. Bu binanın tarihini de size daha sonra anlatıyor olacağım. Şu an araba geliyor. Birileri video çektiğimi görüyor benim. Bana bakıyorlar, gülümsüyorlar, el sallıyorlar falan. Yani onların da hoşuna gidiyor galiba benim video çekmem. Ya da benim değil de burayı tanıtıyor olmam galiba onların hoşuna gidiyor. Güzel bir yer, yeşillik bir yer burası. Tam kafa dinlemelik, tam sakin bir yer. Yani meditasyon yapıyorsan meditasyonla al... Gelmedi ismi aklıma ya. Pet diyeceğim ben ona. Pet değil de yatmak için. Neyse siz orayı anladınız. Alın pedinizi. Gelin buraya birlikte güneşlenelim. Her zaman güneş açmıyor ama güneş açtığı zaman da gayet keyifli oluyor burası. Hepimiz eğleneceğiz. Beni takipte kalın. Elimden geldiğince buranın tanıtımını yapmaya çalışacağım size. Aslında buranın değil de İngiltere'de nasıl yerler varmış, nasıl tarihi kokan bir atmosfere sahipmiş. Bunu hep birlikte görelim. Siz gelemiyorsanız da ben sizden yanınıza getireyim. Şu arkamda gördüğüm bina Buzz Bingo binası. Yani tombala binası. Genellikle haftanın 2 veya 3 günü oraya giderim. Tombala oynamaya çalışırım. Keyifli oluyor. Arkadaşlar, bulunduğum yeri tanıtmaya başlayacağım önce size. Buranın tarihi dokusuyla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Hem de ben de nerede oturuyorum ve nasıl bir tarihi dokunun içerisinde yaşıyorum. Bunu da sizinle birlikte ben de öğreniyorum bir yandan. Aslında iyi oluyor çünkü nerede yaşadığımın farkına varıyorum bu arada. Yani gördüğüm binalar tamam tarihi doku ama bu tarihi dokunun da bir hikayesi var. Bu hikayeyi birlikte sizinle birlikte ben de öğreniyorum. Şimdi Menis Park'a gidiyorum ben bu arada. Menis Park 1878 yılında Victoria Queen tarafından yapılmış bir park. Ve Queen zamanından kalan en eski tarihi bir park aslında. Kamu parkı olarak geçiyor burada. Bu parkın özelliği zamanında kadınların üç çayı olarak nitelendirildiği bir içerisinde kafe gibi bir restoran gibi küçük bir yer var. Buraya gidip üç çaylarını burada kadınlar toplanıp içerlermiş. Bu aslında şöyle bizim bildiğimiz kadınlar matinesi gibi. Her gün kadınların bir araya geldiği gibi. Belki o kadar eğlence olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum tabii tam olarak detayı. Ama kadınların dediğim gibi üç çayı olarak her gün yapılan, 5 çayı haftada bir gün, pazar günü yapılan bir aktiviteymiş bu arada. 3 çayı da her gün yapılan aktiviteymiş. Kadınların bir araya gelip sosyalleşmek amacıyla kullandığı bir alan olarak geçiyormuş. Şimdi ise günümüzde Vegan Park'ın içerisinde
bir dondurmacı kafeteryası diye geçiyor. Güzel bir kafeterya. Tarihi dokuyu hiç bozmamışlar. Restorasyon yapmışlar. 6.1 milyon pound devletten hibe alarak orayı tekrardan aynı restorasyonu yaparak hiç dokuyu bozmadan düzenlemesini yapmışlar ve halka açık hale getirmişler. Halk eski gündeki gibi hala şu an kullanımını sağlıyor. Birazdan parkın içerisini göstereceğim size. Parkın içerisinde yaklaşık 12 hektar, yani 30 dönümden oluşuyor ve Wigan şehir merkezinin kuzeybatısında bulunan bir alanda. Burayı birlikte birazdan görüyor olacağız. Takipte kalın. Binalara sahip ve çok iyi muhafaza etmişler. O yüzden her yere baktığınızda gözleriniz böyle tarihte yaşıyormuşsunuz gibi. Yani geçmişteki sanki 1800'lü yıllarda yaşıyormuşsunuz gibi ve o tarihin içine böyle tık diye teknolojik aletlerle düşmüşsünüz gibi hissediyorsun. Wigan Park'ın restorasyonunu 6.1 pound'a yapmışlar, fakat bu para Miras Piyango Fonu'ndan kullanılmış. Bu bilgiyi de tekrardan güncelleyerek paylaşmak istiyorum size. Arkamda Wigan Koleji görüyorsunuz. Ya da burası Wigan Kolej. Görmüyorsanız da göstermek istiyorum önce. Burada dil okuluna gidiyorum. Şu anda kolum kapalı. Arkamda ek binası var. Bir tane karşılıklı olmuyorlar. Hem üniversite hem de kolej. Kolejde dil kursuna gidiyorum ben. Burada eğitim alıyorum. Dediğim gibi ben çok beğendim burayı. Çünkü tarihi dokusunu İngiltere'nin her yerine, nereye giderseniz gidin, hiçbir şekilde bozmamışlar ve kendilerine özgü tüm tarihi korumuşlar. Bu da çok güzel bir şey. Kendine geldiğinde 1800'lü yıllarda ya da 1700'lü yıllarda, 1500'lü yıllarda olabilir. Yani hala aynı evlerin kullanıldığını, hala aynı şekilde yaşadıklarını, hiç düzeni bozmadan özgürce çok rahat yaşadıklarını görüyorsunuz. Wigan Lens Park'ına şu an giriş yapıyoruz birlikte. Dediğim gibi 12 hektar, 30 dönümlük bir arazi. Çok geniş bir araziye sahip. Bakın, Lens Park diye yazılıyor ama Lens diye okunuyor. Parkın burada içerisindeki neler olduğunu, hangi bölümlerde neler olduğunu gösteren bir haritası var. Ve burada da İngilizce olarak tarihini anlatıyor. Dediğim gibi Victoria zamanında yapılan bir park, 1871 yılında hayata geçirilmiş. Şöyle kısaca biraz daha geniş göstermek istiyorum. Belki okumak istersiniz, neler olduğunu görmek istersiniz. 1.9 milyon poundmuş. Düzeltiyorum, evet. Fondan ama 6.1 milyon pound'dan faydalanmışlar. Nereden faydalandığı yazıyor, görüyorsunuz. Yani benim size paylaşmış olduğum bilgi doğru bir bilgi. Parkın içerisinde küçük bir havuz var. Havuz parkın içerisinde kuşlar ve vazgeçilmez ördekler bulunmakta. Çok güzel bir yer. Bakın. Parkın küçük bir kısmını gösterebileceğim size bu videonun içeriğinde. Çünkü park geniş bir arazi, dediğim gibi. Ben size kısa bir video hazırlamaya çalışıyorum. 10 dakikalık ya da 10 dakikayı çok geçmeyecek şekilde bir video hazırlamaya çalışıyorum. Bu yüzden etrafın genel görünümünü paylaşacağım size. Nasıl, neler var. İçerisinde çocuk oyun parkı, mini golf parkı, birçok aktivite olan yerler var. Yeni doğmuş ördekler de var. Şimdi bakalım. Bunlar daha yeni doğmuşlar. Hemen de yüzmeyi öğrenmiş. Sen büyüyünce ördek mi olacaksın?
bu parkın içerisinde bulunan bir kafe. Dediğim gibi bu kafe aslında 1871 yılında yapılmış. Victoria Queen zamanından kalma. Ve içerisindeki restorasyonlar yapılarak hala şu an insanlar kafe olarak kullanıp burada çayını kahvesini içen bir hizmet yeri olarak devam etmekte. Parkın içerisindeki bu tarihi dokuyu hiçbir şekilde bu mevsimi Ağustos zamanında oluyormuş. Ve Ağustos zamanı geldiğinde o çiçek içerisinde çiçek açan çiçekleri birlikte görmeye zamanımız olur umarım. Dediğim gibi burası Vegan Park'ın içerisinde bulunan küçük su havuzu. Arkamda da tarihi kafe bulunmakta. Bu kafenin özelliklerinden size videonun başında bahsetmiştim. Biraz da etrafı gezdirmeye çalışacağım size. Umarım beğenirsiniz bu videomu. Biraz daha düzgün çekmeye çalıştım. Umarım güzel olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Beni takipte kalın lütfen. Daha iyi içerikler bulacağım. Daha iyi tarihi dokuları anlatacağım. Kendi hikayemi de anlatacağım ama önce buralardan başladım. Umarım beğenirsiniz. İsterseniz gelin bir de bu parkın içerisinde bulunan kafenin yakından nasıl göründüğüne bakalım. Bu muhtemelen Anzak askeri. Bu askerin burada neden durduğunu tam olarak bilmiyorum. Bu detaylar yazıyor. 1899-1902 yıllarında yapılmış. Bunun detayını da ben size daha sonraki videomda çekip kim olduğunu anlatacağım. Bir video hazırlayacağım. Bakın burası tam 6.1 milyon pound harcanarak restorasyon yapılmış. İçeriye yakınlaştırayım biraz. Bilmiyorum görünüyor mu? Binanın içeriği böyle. Yukarıya çıkan böyle dönen bir merdivenleri var içeriden. Yukarıda oturabiliyorsunuz. Terası var. Güzel bina. Burası nasıl bir tarihe dokuya sahipmiş. Sizinle birlikte ben de öğreneceğim ve size de aktarmış olacağım. Get by man.